Kalecim Volkan Demirel oldu. Kaleyi dolduruyor, özgüveni çok yüksek. Ben Fenerbahçe'de oynarken hatta dünya karması kurmuştum. Tekrar Volkan abiyi kaleye koymuştum. Yani benim gözümde Neuer'den ve Oliva Kahn'dan, o tarz kalecilerden aynı seviyede olduğu için Volkan abi. Sabri orta geliyor. Keita kontrol, bir gol, son anda Volkan, inanılmaz bir kurtarış. Sağ bek Jose Bosinkva derim. Trabzonspor'da birlikte oynadım. Her yönü inanılmaz. Fazlaları, artıları, liderlik özelliği. Çok büyük bir oyuncuydu o da. Drogba, ortaya Selçuk geldi. Selçuk son anda Bosinkva. İnanılmaz bir kafa orada. Müdahale ediyor ve tehlike önlüyor. İlk stoperim Lugano olur. Fenerbahçe'de oynadım. Gattar, aynı rahmetli Ediz gibi, Ediz de söyleyebilirim. Yetenekli çok değil ama lider, ne bir stoperde olması gereken her şey var. Ayrıyetten gol özelliği çok yüksek, duran toplarda Lugano derim. Alex kapalı toplarda Diego Lugano. Diego Lugano 9. dakika. İkinci stoperi de Yobo derim. Josef Yobo. Süratli, yetenekli, topu oyuna sokabiliyor, oyun sıkıştığında bazen dripling yapabiliyor. Emre, Musa sol bıraktı. Emre Belözoğlu yaptı ortayı, bir kafa Yobo'dan ve top finalerde gol Yobo! Roberto Carlos, Vederson, Andre Santos. Yani sadece bir tanesini söylemem gerekiyorsa tabii ki de Roberto Carlos yani. Roberto Carlos. Keşman, Roberto Carlos, Roberto Carlos. 30. dakikada gol oldu. Emre Belözoğlu olur. Bence Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük orta saha. Emre. Emre kayt, tek top. Emre baktı kaleye. Emre vurdu gol. Emre Belözoğlu 90+2. A-milli takımda birlikte oynadım. Hamit Altıntopoğlu. Çok birlikte oynayamadım ama A-milli'de bir kere birlikte oynadım. İnanılmaz bir futbolcu. Snyder, Burak, Umut yanında. Snyder! Direkten yeri geldi. Hamit vurdu, 5 oldu. Hamit vurdu, 5 oldu. 5-0. 62. dakika, inanılmaz bir skor var. Sol kanada Mamadou Niang'ı koymak istiyorum. Forvet olmasına rağmen. Sol forvet diyelim. Mamadou Niang. Andre Santos. Hakan boşa çıktı, kaleye doğru. Sağ forvete Ankara Spor döneminden Murat Tosun'u koyalım. Özer ceza sahasında ortaya bıraktığı Murat Tosun golünü attı. Murat'ın golü karşılaşmada 47. dakika. Forvet arkası çok kolay oldu. Alex de Souza'yı koyalım. Çünkü gerçekten antrenmanda bile gol kaçırmayan, inanılmaz bir yeteneği olan, inanılmaz lider özelliği olan bir oyuncu. Tabii ki de Alex yani. Şimdi pas. Ceza sahası. Yerden uçurdu. Alex! 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 Diğer forvetleri sağa ve sola koyabildiğim için onları bilerek oraya koydum. Çünkü öne Cardozo'yu koyacağım. Oscar Cardozo yani çok. O da Alex gibi inanılmaz bir sol ayak. İstediği yere kafayla, ayakla her türlü gole atar yani ki bağlantıları, oyun görüşü, oyun bilgisi, o da çok inanılmaz bir yetenek yani. Oraya Cardozo'yu koyabiliriz. Özer orta ceza sahasına tehlikeli. Kafa vuruşu!